Arkadaşlar şekildeki küp yani zar da ilk durumdaki zar şu halde duruyor. Bu zarın özelliği sağda 1 görüyoruz ama soldakini göremiyoruz. Soldaki 6'dır arkadaşlar. Toplamı 7 olur. Mesela üstte 2 var, bunun altında 5. Önümüzde 3 var, bunun arkasında da kesinlikle 4 vardır. Soru şöyle diyor. Sağa 2 kere devirin diyor. Sağa 2 kere devirdim. Şekli sizin için çizdim. Gördüğünüz gibi şuradaki üst sayısı değişmedi. Çünkü sağa doğru devriliyor. Ön ve arka değişmez. Bizim için önemli olan ben genelde sorular şöyle çözerim. Alttaki sayı hangisi? Şimdi bir kere devrildikten sonra bir alta düşer. Bir kere daha sağa devirirseniz iki alta düşer. Alttaki sayı iki olduğu için üstteki sayının beş olması lazım. Karşı üçtü zaten. Sağ tarafta önemli arkadaşlar burada ya bir ya da altı olacaktı. Onu da şöyle gösterdik. Birin karşısında şurada altı vardı. Şu sayı altıydı. E altıyı iki kere devirdikten sonra sağa düşecektir. Yani şuradaki iki numaralı konumda küp böyle durur. Sonra alt tarafa doğru bir kere daha devriliyor. Alt tarafa devrilirse de sağdaki sayı değişmez. Değiştirmedim. Buradaki 3 alta düşer. 3 alta düştüğü için altta 3 varsa şu alttaki 3 ise karşısına 4 gelmesi lazım toplamın 7 olması için. 5 yukarıdaydı önümüze düştü. İkinci şeklimiz bu. En son bir de 3'ten 4'e gidiyor. Yani sağ devirme var yine. Sağ devirmelerdeki öndeki sayı değişmeyecekti. 6 aşağıya düştü. 6 aşağıya düştüğü için onun üstünde 1 oldu. Sorulan soruda son durumdaki üstteki sayı hangisidir diyordu? Cevabımız Adana olur.